Merhaba Paşa.com takipçileri. 54 yıl boyunca yüz binlerce mutluluk ve hüzün taşıdı üzerinde ve artık bu yükü kaldıramayacağı tespit edildi. Evet, şimdiki adıyla Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi, bizim bildiğimiz adıyla lise. Lise için yakım kararı alındı. Bu binayı dört duvardan çıkartıp onu bir yuva yapanlar bugün konuğumuz. Daha doğrusu biz onlara konuğuz. Çünkü onlar ev sahibi. Evet, 54 yıllık bir sürenin ardından bizim bildiğimiz adıyla lise, geçen hafta itibariyle alınan karar doğrultusuna yıkılmaya karar verildi. Güçlendirme çalışması yapıldığı dönemde hazırlanan raporda lisenin artık bu güçlendirmeyi kaldıramayacağı ve yıkılmasının gerektiği raporu çıkmıştı. 54 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Yüz binlerce kişinin hayatına dokunan bir bina. İşte o binayı bina olmaktan kurtarıp bir yuvaya çevirenler bugün aramızda. Uzun yıllarını bu okula vermiş bir eğitim kadrosu ve öğretmenlerimiz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğum programlar içerisinde en anlamlı programı yapıyorum şu an itibariyle. Hem okuduğum okul hem beni okutan öğretmenlerimle birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Burada olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En eski öğretmenlerimizden Ekrem hocamızla başlayacağız. Ekrem Erdem'le başlıyoruz. Hem bizim öğretmenimiz hem öğretmenlerimizin öğretmeni. Öğretmenim, yıllar sonra Mustafa Kemal Paşa Lisesi'ndesiniz. Öncelikle neler hissediyorsunuz, neler yaptınız, bunları öğrenelim sizden. Evet, buradaki en büyük mutluluğum benim. Hem eski öğrencilerimin burada bulunmuş olması ve hayırlı bir işe teşebbüs etmiş olmaları bu en büyük mutluluğumdur. Onu görmüş olmam. Ve ayrıca tabii ilk göreve burada başlamış oluyorum. Evet. Onu hatırlıyorum da sorumluluğunu hatırlayamıyorum. Onu hatırlıyorum. Evet, 67 Nisan'da burada göreve başladım. Evet. Karıcıbey'e gider misin dediler bana orada şeyde, Ankara'ya geldiğimde. Ben o dokümanların hepsini hazırladığım için gideriz dedim. Fakat hayırlı bir şey olarak Karıcıbey vermiyorlar da buraya veriyorlar. Kemal Paşa'ya veriyorlar. Ve burada çok tatlı anlarımız oldu. Hatta hanım bile hala zorlamaya getirip Kemal Paşa'ya gelelim diyor. Senin burada daha fazla yakının var filan. Neyse, bunu ileride düşünürüz. Allah ömür verirse onu da düşünürüz. Evet, çok mutluyum. Bunu tarif edemem. Allah'ın bize bu kadar ömür vermiş olması ve bu anları yaşamış olmam, bu da Allah'ın bir lütfu benim için. Ve sizin geçmişinizin de, geleceğinizin de bundan daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Söyleyeceğim bu kadar. Ne hissettiniz hocam binayı bu şekilde gördüğünüzde? Ya binayı gördüğümüzde hepsini burada geçirdim ben. Burada geçirdiğim için tatlı anlarımız da oldu, acı anlarımız da oldu. Sigara içiyordu çocuklar, kontrolleri onlardan da. Bunlar olmuş oldu. Sonra öyle bir dönemler gelmişti ki öğrenciye bir şey diyemiyorsun. Sen atamazsın. Sen sevemezsin. Kolunu oralarda buralarda buluyorsun. Çok zor yani. Öğretmenlik işler kolay bir iş değil. Zor bir şeydir ya bunları çekmek. İşte ondan sonra en sonunda dedim ki, hatıram da var. Ekrem kardeşimize de söyledim. Dedim benim emekli olacağım ama mutlaka da. Dedim, öğrencimi bir emekli edeyim de gözüm arkada kalmasın dedim. Nitekim öyle de oldu. Bunu da dilendirmek istiyorum. Ama hayat bu. Acı günler de vardır, tatlı günler vardır. Her günün başından da bu geçer. Ama sizin ayrıca geçmişiniz ve geleceğinizin de uzun ömürlü, benim gibi uzun ömürlü ve mutlu geçmesini temenni ediyorum. İnşallah hocam. Allah size uzun ömürler versin. Evet. Yani. Çok teşekkür ederim. Evet. Ekrem hocama geçeceğim. Ekrem hocama mikrofonu iletebilir misiniz? Hocam, iki hafta önce görüştük sizinle gazete için. O gün öğretmen evine girdiğimde sizi gördüğümde önce bir titredim. Açık konuşmak gerekiyor. Çünkü bizde bir Ekrem var yeter imajı vardı. Sizi görünce titremiştim. Daha sonra yanınıza geldim. Gazete röportajını yaptık. Ofise gittiğimde arkadaşlarıma ilk söylediğim şey, şeker gibi bir insanla konuştum dedim. Yani tamamen tanımış olduğumuz Ekrem Varyeter imajından farklı bir imajdı. Şimdi okul koridorlarını hatırlıyorum. Siz en alt kattan bağırırdınız kantinden, girin içeri diye. En üst katta kimse kalmazdı. Ekrem Varyeter için arkadaki bina ne ifade ediyor hocam?
ömrümün hemen hemen yarısı. Öğrenciyle Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nde başlamıştım. Mikrofonu biraz yakın tutabilir miyiz? Hocam, gerçi ben öğrenci olarak bu binada okumadım. Evet. Biz mezun olduktan sonra hemen o yıl taşınıldı buraya. Sayın hocam, biz lise 1'in ortalarında Mustafa Kemal Paşa Lisesi'ne ilk tayini olan öğretmenlerimizden biri. Ve üç yıl öğretmenliğimizi yaptı. Şimdi şöyle bir düşünüyorum da o dönemden görev yapıp da hayatta olan bir veya iki öğretmenimden biri, diğer ikisi Bursa, daha sonra değişik yerlere gittiler hatırlayabildiğim kadarıyla. Böyle bir program düşünüldüğünde sayın hocamın aramızda bulunması, evet, beni çok mutlu edecekti. Sağ olsun, kırmadı bizi, geldi. Sağ olsun. Yıllar sonra ben de hocamı gördüm. Karaca Bey, ben birkaç defa gittim. Görmeyi arzu ettim. Bakındım, dolandım. Kurşunlu tarafına da gitmek benim aklıma hiç gelmedi. Yazlıkta oluyor musunuz? Yazın galiba. Oraya da ben gidemedim. Bana ters geldi orası yol olarak. Sonuç olarak hocamla da böyle bir program vesilesiyle karşılaştık. Gerçekten çok mutlu oluyorum ama lise binası 1977. Benim burası 3. görev yerim. Evet. Geldik. Göreve başladık. Tabii bir bakıyorum, öğretmenim benim yanımda. Sayın hocamdan başka edebiyat öğretmeni Ms. Selma Erengin burada. Burada tabii. Tabii. Göreve geldikten sonra Selma Hanım burada. Efendime söyleyeyim, daha değişik. Hep şu an hatırlayamadım kişiler. Burada 2 yıl öğretmenlik görevi, ardından gelen müdür yardımcılığı görevi. Vallahi müdür yardımcılığımız döneminde işin doğrusu çok sıkıntılı günler yaşadığımız için sağ sol meselelerinin biraz fazla hareketli olmasından dolayı biraz sert tavır ve davranış içinde bulunmak zorunda kaldık. Evet. İşin doğrusu. Bu da bizi çok değişik bir şekilde lanse etti toplumda. Ama 79'da müdür yardımcılığı görevine başladıktan sonra 90 yılına kadar biraz sert de olsa bu binada görev yaptım. Hemen hemen her katında oda olarak da çalıştım. Müdür yardımcılığı odası, toplu odalardan şeylere geçtik, katlara geçtik. Öyle oldu, böyle oldu ama bizdeki görev anlayışımız değişmedi. Burada sayın hocam da, Hakkı Bey de, İlmi Bey de, Kemal kardeşim de çok iyi kabulleneceklerdir ki bizi birlik ve beraberlik içinde bulunduran, tutan müdür baş yardımcımız Nurettin Bey'i ismini anmadan geçemeyeceğim. Ona da ulaşmayı çok arzu ettim. Onun da burada bulunmasını, evet, çok arzu ettim. Ama memleketi Mudanya'da oluyor yazları. Ulaşsak da gelemeyecekti. Onun için bizi affetsin, burada bulunduramadık onu. Ama asıl onun bulunmasında fayda vardı. Bana göre benim ömrümün burası yıkılmakla yarısı gidiyor. Bundan sonra ne kadar şey yaparız? Burası
tekrar okul olarak kullanılabilir mi, kullanılacak mı? Hı hı. Şimdiki projede yıkılıp yeniden yapılma olayı söz konusu. Evet hocam. Ancak zeminin sağlamlığı konusunda benim hala kuşkularım var. Çünkü bu bina buraya ilk yapılırken de bizim çocukluktaki top sahamızdı buralar. Buranın zemini biz yöresel olarak karasuluk deriz. Yerden su kaynar. Evet. Sazlık olur. Öyle bir yerdi bunun zemini. O zamanın teknolojisiyle bina yapıldı. 50 küsur sene ayakta 50 kaldı. İnşallah çok daha yeni teknolojiyle çok daha güzel bir takım bir şeyler yapılır. Şimdi hocam şeyi hatırlattı bana, yeni müdürü, yeni müdürümüz de Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nin yeni müdürü de hocamın, benim, İlim Bey. Benim fakülteden arkadaşım. Hakkı Bey'in, Kemal, sen yetişemedin mi sen Nurcan'a? Nurcan, Usturumcalı öğrencilik soyadıyla, evet. Şimdi evlilik soyadıyla Nurcan Taltekin. İnşallah buranın yapılışını bize gösterir. İnşallah ona burada hayırlı görevler yapmayı nasip eder inşallah Allah. Tabii bizim de okuduğumuz dönem, sizin öğretmenlik yapmış olduğunuz dönem birçok anı topladı. Tabii ki yeni bina aldığında o da bir anılar toplayacak. Tabii ki, tabii. O da yeni nesillere hizmet edecek. Ama tabii ki kendi yaşadığımızdan dolayı bizim için anlamının çok farklı olduğu, evet, bir bina. Ben Hakkı Hocam'a geçmek istiyorum izninizle. Hocam, Ekrem Hoca'ya bu teklifi sunduğumda, hocam böyle böyle yıkılıyor, sizinle bir program yapmak istiyorum, sizin desteğinizle bir program yapmak istiyorum dediğinde bana direkt şunu söyledi. Bir yerde lise konuşulacaksa dedi, orada dedi mutlaka dedi Hakkı Özdemir'in olması lazım dedi. Çünkü dedi Hakkı Özdemir için dedi lise dedi bir aşktır dedi. Nasıl bir aşk hocam sizin için lise? Vallahi çok büyük bir aşk. Yani unutulacak bir aşk değil. Bitecek bir aşk değil. Bugün geldim, okulu öyle gördüm, çok duygulandım. Yani şu anda gözlerim de yaşlı. Çok güzel günlerimiz geçti. Ekrem abimizin dediği gibi. Çok tatlı günlerimiz geçti. Şunu vurgulamak istiyorum. Yani o kadar sene çalıştık. Hiçbir arkadaşımızla bir tartışma, bir... Evet. Sert konuşma, hiçbir şey olmadı. Hep gülüş cümbüş içindeydik. Öğrencilerimizin başarısı için çalıştık. Sosyal faaliyetlerimizle, üniversite hazırlığımızla, her türlü başarımızla öğrencilerimizin yanındaydık. Tabii ki arkadaşlarımızın burada emeği çok büyük. Ben de bu arada bir şey düzeltmek istiyorum. Ekrem Bey'in demin dediğiniz gibi sert mizacı var. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben her yerde söylüyorum. Yani Kemal Paşa'nın en yumuşak, en iyi, en sevecen, en babacan insanıdır. Evet. Onun için o kıran mıran sözünü bu saatte itibaren ne kaldıralım. Ne kıran hocam? Efendim? Ne kıran? Ya ben söyleyemiyorum şimdi, hocam. Sizden destek alabilirim yani. Şimdi öyle bir şey yok. Bundan sonra benim gözümde onun adı pamuk şekerdir. Pamuk şekerdir. Evet, şeker gibi. Her şeker taşların beyazlığından onu önce düzeltmemiz lazım. Öyle bir insan değil. Tabii o bir espri. Espri hocam. Çocukların, öğrencilerimizin bir esprisi. İşte Hilmi Bey'le, Kemal Bey'le çok güzel anılarımız oldu. Bütün öğretmenlerle. Unutulacak gibi değil. Ama ben çok üzgünüm şu anda. Yani gözlerim dolu. Gökhan. Gözlerim dolu. İnşallah daha iyisi, daha güzeli, daha sağlamı olacaktır. İnşallah hocam. Bizden sonrakiler inşallah daha güzel başarılara imza atacaktır. Ona da inanıyorum. İnşallah hocam. Şimdi ben Şampiyonlar Ligi kadrosunun bir diğer elemanına geçeceğim. Kemal Hoca'yla devam ederim. Hocam buyurun. Evet, evet, evet. Hilmi Hocam'a daha sonra sıra gelecek. Kemal Hocam, siz de temel taşlarından bir tanesisiniz. Okulun. Aynı şeyi size de sorayım. Binayı bu şekilde gördüğünüzde neler hissettiniz hocam? Valla ben bir 15 gün önce kadar karar alındıktan sonra merak ettim, geldim. Evet.
dışarıdan içeri girdim, salona girdim, şok oldum. Yani birdenbire 1986'da ben burada göreve başlamıştım, ikinci görev yerim benim. İçerisi her taraf dağılmış, eşilmiş, çukurlarla dolu. Çok üzüldüm yani gerçekten. Okulun her köşesinde anılarımız var, her köşesinde emeğimiz var. Bu okulun zillerini tamir ettim, çeşmelerini tamir ettim, elektrik işlerini tamir ettim, prizleri yerine taktım. Yani idarecilik dönemimizde evet. Bizim okulumuz diye her zaman sahiplendik. Bu şekilde görünce çok üzüldüm gerçekten. Ya Mustafa Kemal Paşa Lisesi deyince sevgi, arkadaşlık, dostluk, başarı bunları bana hatırlatıyor. Yeni emekli oldum ben de işte bir yıl oldu. Evet. Bunları dışarıda öğrencilerinizle karşılaştığında anlıyorsunuz. Yani bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu. Hatta zor öğrencileri başarıya kavuşturmak daha mutlu bir şey oluyor. Buradaki mesela aşarı çalışmayan arkadaşlarımız oluyordu. Onları kazanmak adına çok uğraş verdik. Onları da şimdi toplum içinde belirli bir yerde gördüm, mutlu oluyoruz. Kendileri de söylüyorlar. Hocam çok emeğiniz var bizde diyorlar. Tabii bu arada çalışırken her öğrenci başarıya ulaştıramıyorsunuz. Zaman zaman ulaştıramadığımız öğrencilerimiz de oluyor. Ama onlar da önemli olan topluma insan olarak hazırlamak. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Ama iyi bir birey, iyi bir yurttaş olmak zorunda. Biz bunu yapmak için uğraştık. Başarabildiysek ne mutlu. Başardınız hocam. Başardınız. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hilmi Hoca'ya geçiş gerçekleştiriyoruz. Niye size en sona bıraktık hocam? Çünkü siz en son emekli olansınız. Ve geçen gün de söylemiştim. Temelde herhalde bir parça vardı. O ayrıldı. Okul dayanamadı. Yıkıldı. Zannederim öyle oldu. Öyle oldu hocam. Benim farklı bir özelliğim var. Yani ben fakülteyi bitiririm. Kendim Balıkesirliyim. Evet. Fakülteyi bitirdikten 4 ay sonra ilk görev yeri olarak Mustafa Kemal Paşa Lisesi'ne atandım. Evet. Buraya atandıktan sonra hiç bu okulu değiştirmedim. Görevlendirme ile diğer okullarda bir iki okulu gezdim. Ancak yani kadro olarak değiştirmeden burada öğretmen olarak başladım. Bana soruyorlar neyi önemliydi Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nin diye. Evet. Ben de diyorum ki benim için ikinci bir üniversiteydi. Ben burada yüksek lisansımı, doktoramı tamamladım. Aşk denen olayı daha sonra abilerimden gördüm ve aynı tutkuyla devam ettim. 2020 yılının Temmuz'unda da dilekçemi verip emekliliğe ayrıldım. Ayrıldıktan sonra zaten olumsuzluklar başladı. Okul güçlendirmeye alındı. Arkadan yıkımına karar verildi. Hı hı. Demek ki bir parçamışık. Bir parçasınız. Büyük bir parçaydınız. Evet. Ve Mustafa Kemal Paşa Lisesi gerçekten çok büyük bir camiaydı. Biz geldiğimizde 105 kişi, 110 kişiye dayanan bir kadrosu vardı. Ortaokul, lise birlikteydi. İnanır mısınız? 83 yılında, 84 yılında bu öğretmen kadroları birlik içindeydi. Biz bir aile ortamı içine girdik ve bu aile ortamı o kadar değerliydi ki halen daha abi, kardeş şeklinde ilişkilerimiz devam ediyor. Biz bunları öğrencilerimize de taşımayı görev edindik. Gördüklerimizi uyguladık. Kemal Bey'in dediği gibi Mustafa Kemal Paşa'da olsun, Bursa'da olsun, Balıkesir'de olsun, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir öğrencimizle karşılaştığımızda Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nde yapılan öğretmenliğin değeri ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle bu okulu bizim hayatımızda çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ve gördüğümde de diyorum ki anılarımızın birçoğu ortadan kalkacak ama yeni gelecek nesillere de yeni bir bina, yeni bir çığır açacak diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Hocam az önce bahsetmiş olduğunuz gibi bizim dönemimiz itibariyle dediniz, başarı, elde edilen başarı. Ekrem Hocam gazete röportajımızda da aynı şeyden bahsetmişti. Türkiye sıralamasındaki yerinden bahsetmişti hocam. Sizin döneminizde olan başarı. Onu rica edeyim tekrar sizden. Şimdi yılını kesin hatırlamıyorum. Evet. Ama çok büyük ihtimalle 1983, 84, 85 olabilir. O zaman cumartesi ve pazar günleri üniversiteye hazırlıkla ilgili olarak okulda ücretsiz kurslar açıyorduk. Evet. O zamanın öğretmen arkadaşlarımız Ahmet Geçici, Ali Türken rahmetli, Necdet Demir, rahmetli. O da rahmetli, Ali Emre, matematik öğretmeni arkadaşımız, Zeynep Hanım, Zeynep Aslan. Vallahi herkes, Hüseyin Atmaca, herkes, o da rahmetli olmuş değil mi Hüseyin Atmaca'da? Herkes o yükün altına mutlaka elini soktu. Bizler, cumartesi, pazar hiç bizim için söz konusu değildi. Ama öylesine İlmi Bey'in demin söylediği bir arkadaşlık, dostluk, muhabbet grubu vardı ki bizi başarıya öyle veya böyle o taşıdı. O zaman, şimdi yılını kesin hatırlayamıyorum, özellikle kaynakları karıştırarak buldum, 2196 genel lise, fen liseleri hariç. Evet. 2196 genel lise sıralamasında üniversite sınavı sonuçlarına göre Mustafa Kemal Paşa Lisesi ya 112 ya 113. sıradaydı. Daha sonraki dönemlerde yine gerçekten kaliteli sıralamalar yakalandı. Bilemiyorum, 86-87 yılından sonra bir yavaşlama mı oldu? Öğrencilerde bir gevşeme mi oldu? Biraz gerilere düşmeye başladık ve gücümüze gitti işin doğrusu. Ve 90'lı yıllarda aynı başarı yineden yakalandı diye hatırlıyorum. Ama bunda öğretmen arkadaşlarımızın fedakarca çalışmaları bizleri öyle veya böyle yukarıya çıkardı. Önemli olan el birliğiyle bir şeyler yapabilmek. Benim her zaman söylediğim bir söz var: kişi tek başına hiç. Kişi ancak çevresiyle bir değer. Ve bu değer toplumda olumlu bir takım sonuçlar getirdi. Bundan da her zaman mutluluk duyuyoruz. Diyeceğim şimdilik. Peki. Yavaş yavaş anılara gireceğiz. Bu bina içerisinde neler yaşandı, neler etti ama Kemal Hocam, ben bir konu öğrendim. Evet. Bir geçmişe götürmek istiyorum sizi. Bakalım hatırlayacak mısınız? En çok korktuğunuz günlerden bir tanesiymiş o gün. Bir Ege gezintisi ve kalede bir kaza yaşayan öğrenciniz varmış. Evet. Dilek Hanım. Evet. O günü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ne oldu hocam o gün? Vallahi bugün gibi hatırlıyorum. Şimdi biz, evet, Çeşme gezimiz vardı yanılmıyorsam. 3 veya 2 otobüslük bir geziydi. Güzelbahçe'de bir otelde yerimizi ayırtmıştık. Orada kalacaktık. Çeşme Kalesi'ne çıktık. O zaman restorasyon tamamlanmamıştı. Kalenin içinde genellikle taşlar yıkık dökük bir şekilde. Ben öğrencilere girerken dedim, uyardım. Aman çocuklar dedim, gözünüzü seveyim. Bak, tek tek çıkın merdivenlerden. Çok dar zaten. Tek sıra halinde inin dedim. Koşmayın, sakın ha dedim, çok tehlikeli. Daha bu uyarıyı yapmadan 5 dakika sonra hocam, kız arkadaşımız düştü diye bağırdılar. Koşturduk biz düştüğü tarafa doğru. Çok enteresan, böyle kalenin çıkıntıları var. Hisar dediğimiz bölüm, böyle yarım ay şeklinde. 4-5 metreden o çıkıntıya düşmüş, öylece kalmış. Onun altında da bir 6 metrelik falan daha derinlik var. Yani o şekilde öğrencimiz oturuyor.
elini de arkasına atmış taşlara. Biz şaşırdık kaldık ne yapacağımızı, boyumuz yetişmiyor. Dedik siz dikkat edin, kız aşağı düşmesin, uyarın dedik. Biz Hilmi Bey'le bir merdiven bulalım dedik. Hilmi Bey'le koşturduk aşağıya. Kalenin altında o zaman şey vardı, polis karakolu vardı. Polis karakolundan merdiven aldık, yangın merdiveni. Koşa koşa yangın merdiveniyle kaleye çıkarken bir de baktık öğrenciler, bizim erkek öğrenciler kule yapmışlar. Üst üste kule yapıp kızı aşağı indirmişler. Hocam biz indirdik dediler ama kız belim diye bas bas bağırıyor. Evet. Hemen sağlık ocağına koştuk. Kızımızı götürdük işte koluna girerek. Doktor dedi benim burada yapacağım bir şey yok dedi. Ben sizi Urla Kemik Hastanesi'ne göndereceğim dedi. Gizli devam ediyor. Bir taraftan ben dedim ki işte diğer müdür bey ve arkadaşlarımıza dedim ya siz devam edin geziyi bozmayın. Ben bunu hastaneye götüreyim. Hemen yakın arkadaşlarından bir tane kız arkadaşını daha aldım. Bize bir ambulans verdiler. Biz Urla Kemik Hastanesi'ne geldik. Orada bir bayan doktor vardı. Hiç unutmuyorum. Dedi hocam sen de bundan fena değilsin dedi. Ya sen de gitmek üzeresin dedi. Bu kadar dedi şey yapma, telaş yapma. Ya dedim bize emanet. Yani buna bir şey olursa biz nasıl hesap vereceğiz? Yani vicdani hesap var her şeyden önce. Evet. Dur dedi ben sana bir hap vereyim. Sen şunu al dedi. Bana bir hap verdi oradaki bayan doktor. Dedi ki bizim teknisyenimiz izinli. Biz film çekemeyeceğiz. Ne olacak? Ya dedi bir şey yok gibi görünüyor ama iç kanama olabilir dedi belki. Ben sizi dedi 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edeceğim. Hadi bakalım. Tekrar ambulansa bindik. Kızımızı 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne getirdik. Acilden giriş yaptık. İşte içeride filmler çekildi. Ben dışarıda hala tedirgin vaziyette bekliyorum. O arada hiç unutmam, iki tane intern doktor filmleri almış, böyle bakarak geliyorlar, böyle ellerinde tutarak. Aynen şu ifadeyi söylüyorlar, uf ne kemikler var bunda da. Ben korkudan mahvolmuşum, onlar böyle gülerek bu şekilde geliyor. Ya dedim, bu bizim öğrencinin mi bu filmler? Evet. Ya dedim, bana sonucu söyleyin, siz dalga geçiyorsunuz. Hocam dediler, bir şey yok, hadi gözün aydın dediler. Biz buna dediler bir ağrı kesici vurduk. Şu ilaçları da hemen eczaneden al. Bir iki gün kullansın dediler. Bu arada ben arkadaşlara telefon ettim. Ben dedim durum böyle böyle, otele aradım. Korkulacak bir şey yokmuş. Kızımızı getirdik. Adını hatırlayamıyorum kızımızın Dilek. Adını. Dilek miydi? Evet. Dilek Burhan mıydı? Evet, Dilek Hanım'ı da getirdik. Otelde dedim kızım sen çık odana dinlen dedim. Sakın kalkma. Ben öyle dememişim. Yarım saat sonra baktım Dilek pistte oyun oynuyor. Yani. Evet, benim için unutulmaz anlardan bir tanesiydi bu. Tarihi turistik bir gezi sağlık turizmine dönmüş. Sağlık turizmine hocam, döndü. Gezmediğiniz yani, hastane evet, kalmamış. Evet, gezmediğim hastane kalmadı. Peki hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, Hilmi hocam, sizin branşınız neydi? Tarih. Tarihte. Peki, vakti zamanında okul için milli güvenlik hocası aranıyor. Ama bir türlü milli güvenlik hocası yok. O yüzden de yüzbaşı 20 devreye girmiş zannedersem. Askere gittim ben. Göreve başladıktan 4 yıl sonra askere gittim. Yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Tekrar buraya geldim. Geldikten sonra milli güvenlik derslerini de bana yüklemişti. Sağ olsun Nurettin abimiz, bizim baş muavinimiz. Ondan sonra biz burada komutan olduk. Askerlikle ilgili anılarımızı anlattık. Konularımızı işledik, derslerimizi işledik. O şekilde bir milli güvenlik hatıramız da oldu. O şekilde milli güvenlik derslerine geçti. Evet. Şimdi... Ama yüzbaşı rütbesiyle gelmedim ben buraya. Asteğmen emeklisi olarak geldim. Yüzbaşı sonradan yapışan bir şey oldu üzerinize.
Şimdi hepinizden tek tek unutamadığınız öğrenci isim ne isteyeceğim? Hakkı hocama sorudan sonra düşünmeniz için fırsat tanıyorum size. Çünkü biz bu programı yaparken hiçbir hazırlık yapmadık. Şunu konuşacağız, şunu soracağız gibi bir hazırlık yapmadık. Anlık gelişmesi. Ama isim hatırlamanızı isteyeceğim sizden. Hakkı hocamla devam edelim. Hocam bunu siz kendiniz söylediniz bana. Diğer bilgileri de zaten sizden aldım, öğretmenlerimize sordum. Sizinle mutfak yönünüz varmış zannedersem. Sizin anlattığınız kadarıyla. Üst katta yemekler, çiğ köfteler falan bu tür şeyler yapılıyormuş. Öyle bir iki sefer oldu, öyle fazla değil yani. Bir Şubat aylarında kimse olmadığı için kendi kendimize, karşıda işlik binası vardı. Ev ekonomisi odası. Ekrem Bey bilir arkadaşlar. Evet. Orada bir şeyler yapıyorduk bazen. Onlar da güzel anılardı. Çok güzel anılardı. Çok güzel anılardı. Çok çok tatlı anılardı. Hepsi çok güzeldi. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Ekrem hocam. Rahmetli Mehmet Ortakçı abimiz, Ekrem hatırlar, bir kilo kıyma almış, geliyor buradan girecek, şu kapıdan çıkacak, eve götürecek. Evet. Tatildeydik o zaman. Mehmet abi dedik, bunu biz köfte yapalım. Tabii dedi, hemen, valla o zaman da mangalı yaktık. Mehmet abinin bir kilo kıymasını köfte yapıp beraber yedik yani, eve de bir şey götürmedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin, kendisinin. Inşallah. Din öğretmenlerimizden. İnşallah. Ekrem hocam, gazete röportajından sonra sosyal medyada haberleri paylaşıyoruz. Onun altına birçok yorum geldi. Hep özlendiğini, size olan saygıyı ve sevgiyi ileten yorumlar da. Ama birkaç öğrenci beni koridorda yakaladığında askıya astı gibi yorumlar da vardı. Var mı böyle bir şey hocam? Vallahi geçmiş zaman yapmışımdır. Yapmadım diyemem. Çünkü biraz sinir katsayısı yükseldiğinde davranışlar biraz kontrol dışına çıkıyor. Yapmadım dersen bilinçli olarak demeyeceğim yani. Demeyeceğim. Yapmışımdır ama hiçbir zaman kendi evladıma yapamadığım muameleyi hiçbir öğrencime yapmadım. Yapmadınız. Kendi evladım olarak, kendi evladıma ceza vereceksem ne ceza veriyorum? Kulağını çekeceğim. Çekmişimdir. Dövmem mi gerekiyor? Yanlış ama dövmüşümdür. Ama çok özlenmiş ama hocam. Onlar bile çok özlenmiş. Öyle yorumlar vardı ki yani. Vallahi, gerçekten çok özlenmiş. Güzel günlerdi. Gerçekten çok çok güzel günlerdi. Ya biz buradan akşamüstleri ders bittikten sonra 8-10 kişilik bir grup öğretmen arkadaşlar toplu olarak çorba içmeye giderdik ya. Kim bilir ne. Alt tarafı içeceğimiz bir çorba. Evet. Ama çorba önemli değil. Önemli olan muhabbet. Evet. Önemli olan muhabbet. Ama o günler şimdi gözümüzün önüne geliyor. Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nin ne kadar kuvvetli bir değer olduğu daha güzel anlaşılıyor. Ve bizleri bu şekilde bir araya getiren 54 yıllık binamız ne yazık ki yıkılacak ama sağlık açısından gerekliyse tabii ki olacak. Evet. Olması gereken olacak. Allah yapacak olanlara gayret kuvvet versin. Önemli olan bu. Peki az önce sormuş olduğum soruyu düşündünüz mü hocam? İsim vererek bu okulda bir öğrenci anısı. Vallahi benim demin dediğim gibi öğrencilerimizi birbirinden ayırabilmemiz mümkün değil ki. Çok öne çıkan kişiler var ama birini söyleriz ötekini söylemiyoruz. Hayır oğlum peki. Var mı hocam öyle bir ana içimizde? Evet. Kemal. Yani şöyle tabii bütün öğrenciler bizim için özel ama farklı şekillerde kendini gösterenler oluyor. Zaten öğretmenler genelde şöyle söyleyeyim ya çok başarılı öğrenciler çok akılda kalır ya da çok yaramazlar akılda kalır. Çok yaramazlardan arıyoruz hocam biz. Şimdi çok yaramazlardan bir tane mesela çok başarılı da çok başarısız da ikisinden de mesela Taner diye öğrencim vardı benim. Taner. Bir tanesi Taner başarılı olan çok başarılı Taner aklımda. Amerika'da fizik üzerine çalışmalar yapıyor halen.
Öyle değil mi? Yılın Bey Amerika'daydı en son galiba. Fizik mühendisliğini bitirdi. Çok başarılı bir dönem. Burada şöyle hatırlıyorum ben, Hüseyin Bey'e soru getiriyordu. Lise 1'de daha fizik soruları. Hüseyin Bey bir gün demiş, oğlum bu soruları nereden getiriyorsun? Hocam kendim hazırlıyorum demiş soruları. Yani soruları kendi hazırlıyor. Daha lise 1'de fizik alanında okumak istediğini söylemişti. Zaten okul birincisi oldu. Buradan yanılmıyorsam Boğaziçi fizikten sonra yurt dışına gitti. Başka bir Taner vardı yine. Onu da çok sevdiğim bir öğrencim. Evet. Yani 10 dakikalık teneffüste okulun içinde 10 tur atıyordu yani. 10 tur atıyordu. 10 tane de şikayet geliyordu aynı anda yani. O Taner'de kazandık. Başarılı oldu. Okulunu bitirdi. Üniversiteyi kazandı o da. Şu anda yanılmıyorsam Manisa'da iş adamı şu anda. Kendi işini yapıyor. Evet. İki tane aklımda kalan uç örneklerden yani. Anladım hocam. Peki. Şimdi Maksim'le de istedim. Vildan Özkocaman vardı biliyor musun? Kim? Vildan Özkocaman. Evet. Siz burada mıydınız o zaman? Bunun adı yoktu galiba. Ucundan yakaladım ben. Ha, bilmiyorum. Bir hatıram. Vildan Özkocaman. Hatıra falan diyor muyuz? Bir hatıra olarak. Şimdi burada lisede okuyorlardı. Onlar bir ders verirken yanındaki arkadaşına birisi vardı. Şimdi yanındaki arkadaşını sustu. Ona sus diye onu unutamıyorum ben. Yıldan Özkocaman. Evet. Şimdi o öyle veya böyle onlar da mükafatlarını gördüler bir şekilde. Gördüler. Tabii. Evet. Bir de bizim burada 5 edebiyatlı mı ne okuyordu? 5 kişi mi neydi onlar? Doktor o şimdi. Doktor, profesör. Altı matı da okuyordu. 5 kişi mi? Değil. O değil yani. Gerçekten. Yani işte. O da şimdi fakültede o şeydi. Efendim şey. Yani onun da profesör olmuştu. Uludağ Üniversitesi'nde. Evet. O da çok değerli oluyor. Yani her gittiğimizde neredeyse ellerimize tutuyor. Bu iyi bir hatıra. Hatıram olarak da bunu söyleyebilirim. Yani. Vallahi benim Mustafa Kemal Paşa Lisesi ile ilgili en unutamadığım anı 1981 yılında Bursa'ya yapılan tiyatro gezisi sonrası dönüşte Zümrüt Düvenci'nin gözlerini kaybettiği kazayı ben hiçbir zaman unutmadım, unutamadım. Dünya iyisi bir insan, çok kötü bir sonla gözlerinden oldu. Eşi İsmail abi, İsmail Düvenci çok uğraştı tedavi ettirebilmek için. Mümkün olmadı. Halen İstanbul'da yaşamına devam ediyormuş. Zaman zaman da selamlar gidiyor geliyor ama Zümrüt Hanım meslek hayatı da o kaza ile sonra bitti. Benim unutamadığım ne yazık ki acı bir anı. Hilmi, Kemal. Hadi Hilmi Bey'e verelim. Tamam. Buyurun estağfurullah. Yok sırayla. Çok var ama yani bizim Mustafa Akgüz'de aynı odada kalıyorduk. En üst katta. Hocam bu arada Mustafa Akgüz demişken bana lakabımı takan öğretmen. Teşekkürler. Öyle mi? Evet hocam. O zaman Oktay Akdoğan diye bir öğrencimiz vardı ortaokulda. Sesi de çok güzeldi. Ekrem hatırlıyor musun Oktay Akdoğan? Çok güzel sesi vardı. Ama yaramazdı. Sık sık suç işliyor. İdareye geliyor. Bizim odaya geliyor. En evet. Son çözdük. Hiçbir şey yapmıyorduk. Oktay bize bir şarkı söylersen seni affederiz. Ondan sonra o da alıştı. Suç işlediği zaman hocam hangi şarkıyı söyleyeyim? Şarkıyı söyleyip gidiyordu ama tabii ki dünya kadar hatıramız var.
tatlı hatıralar daha çoktu ama. Evet. Güzel hatıralar daha çoktu hep beraber. Tamam. Hep beraber. Teşekkürler hocam. Hilmi hocam sürekli hatıradan kaçıyor. Mikrofonu başkalarına uzatıyor. Şimdi Kemal hocamı dinleyelim o zaman. Evet. Hiyerarşiye dikkat ediyorsunuz. Peki hocam. Şöyle ya, benim mesela tatlı acı bir sürü anımız var ama çok enteresan olanlardan bir tanesi, çok hareketli bir öğrencimiz vardı. Yani sürekli her gün problem çıkarıyor. Sürekli. Bir gün yine okulda bir öğretmen arkadaşla salonda bir baktık. Dediler hocam kavga ediyor öğrenci. Ben koşturdum odadan. Bir baktım öğretmen arkadaşlar alt alta üst üste yerde yuvarlanıyorlar. Yani ta o şekilde. Neyse biz olaya müdahale ettik, ayırdık. Ben odama getirdim. Biraz hırpaladım yani. Çok yani artık çığırından çıkmış bir pozisyon olmuş. Evet. Hırpaladım. Dedim otur, ben babana telefon edeyim. O gelsin. Gereken neyse yapalım dedim. Artık bu en son hakkını kullandın dedim ya. Hoş olmaz bu şekilde. Odada otururken aniden Hilmi Bey de odadaydı. Benim pencereye doğru fırladı, ayağını attı, pencereden atlayacak aşağı yani. Hilmi Bey belinden yakaladı. Yani ayağının birini attı pencereye. Üçüncü kattan atlayacak yani, evet. Tam bu derecede. Psikolojik sorunları da vardı demek ki. Hilmi Bey yakaladı, dedim oğlum ya ne yapıyorsun böyle? Yani işte farkında suçunun, farkında, evet. Dedim ya böyle bu çözüm değil yani, oturalım konuşalım, babanla konuşalım, yani başka bir çözüm bulalım. Nihayetinde babası geldi, konuştuk, durumu anlattık. Başka yerde okutmak istediğini söyledi, tahsisnamesini aldı, buradan ayrılmıştı yani. Acı bir, kötü bir anı yani bizim için. Evet, o biraz. Bu şekilde, kötü anılardan bir tanesi bu. Anıları yazsak böyle bir kitap olur ama. Olur hocam, evet. Yani işte aklımızda şimdi bir tanesi bu geldi, kötü anılardan yani. Anladım, peki. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Hilmi hocama uzatıyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Anılar, yaşadığımız her gün, her ders, her teneffüs, teneffüs sonrası okulda kaldığımız anlar hep anılarımızla dolu. Hele son zamanlarda bu Face ile ilgili eski öğrencilerimizle birlikte olduğumuz için anılarımız hep kuvvetleniyor. Evet. Unuttuklarımızı bile onlar bize anımsatıyor. Benim için en güzel anı neydi biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa Lisesi'ne bağlanıp kalmamdaki olaylardan bir tanesi olan 19 Mayıs'ların kutlanması olayıydı. Bir şenlik halinde burada beden eğitimi öğretmenleri arkadaşlar, müzik öğretmeni arkadaşlarımız çok büyük hazırlıklar yapıyorlar. Okul idaresi her türlü katkıyı veriyor ve bayram katlanarak okulda kutlanmaya başlıyordu. Şuradan çıkıp ana caddeye ulaştığımızda rahmetli Mahmut Çamer'in bir gün öncesinde ayakkabılarının altına krampon çakardı. Evet, ses ya da kabara çakardı böyle önüne ve topuğuna. Onlarla çakır şakır şakır yaparak yürümeleri benim için göğüs kabartan bir güzellikti. Bunu yaşadık. Yaşatanlar, ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık diliyoruz. Güzel anılardı. Bir de en güzel anım, Ekrem Var Yeter hocamın Kemal Bey ile çalışırken beni İdareci olarak yanına davet etmesi, birlikte çalıştığımız günler ve emeklilik dilekçemi imzaladığım ana kadar geçen günlerdi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam mikrofon sizde kalsın. Çok fazla yormak istemiyorum sizi, bitirmek istiyorum. 54 yıllık bir ömür ve birkaç gün içerisinde belki yıkımı gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleşecek olan okul. Okula veda için bir söz söyleseniz ne seslenirsiniz, ne söylersiniz okula? İyi ki öğretmen olmuşum.
İyi ki Mustafa Kemal Paşa'ya tayinim çıkıp Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nde çalışma şansını bulmuşum. Çünkü bugüne kadar yaşadığım ömrümün tam 37 eğitim öğretim yılında burada kesintisiz olarak çalışma şansını elde ettim. Benim evim, benim her şeyim olan bu okula çok şey borçluyuz. Tanıdığım insanlar, öğretmenliğini yaptığım öğrencilerim benim için çok değerli olanları hep bu okul sayesinde kazandım. Bu nedenle benim yaşamımda unutulmaz bir okuldur verdikleriyle. Teşekkürler. Hakkı Hocam'a verelim hemen. Hakkı Hocam, okula bir veda sözünüz. Aşkınıza. Vallahi aşkımıza, evet. Elveda lite. Bu kadar diyorsunuz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Kemal Hocam, sizden de bir veda sözü alalım. Kemal Paşa Lisesi'ni çok seviyorum. Yeni de yapılsa, eski binada olsa çok seviyorum. Yani iyi ki Kemal Paşa Lisesi'nde görev yaptım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekrem Hocam. Dileğim Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nin yıkıldıktan sonra çok daha güçlü olarak inşası ile geriye dönmesi. Mustafa Kemal Paşa Lisesi vallahi benim gördüğüm kadarıyla ilçenin lokomotifiydi. Bu görev daha da ağırlaştı. İnşallah çok daha uzun yıllar hizmet versin ilçemize. Çok değerli öğretmenleri eşliğinde öğrencilerimiz her türlü eğitimi alsınlar. Vatana, millete hayırlı evlat olsunlar. Benim ana düşüncem bu. Peki. İnşallah yenisi daha iyi bir şekilde yapılacak. Arkadaşlarımız da orada çok iyi görev yapacaklar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ekrem Hocam, var mı son olarak iletmek istediğiniz bir şey? Önce hatırlatmak istedim de Yakup Canites çok değerli bir öğrencim olduğunu gördüm yani. Bunu da zikretmek istiyorum. Hayırlı bir öğrenci yani. Peki, Yakup Canites. Çok teşekkür ederim. Açılışımın... Yakup Canites'i tanıman lazım. Eczane var burada, Canites'in. Evet. Onun abisi. Selda mıydı? Evet, Selda'nın abisi. Bizim de yöneticilik dönemimin burada ilk öğrencilerinden biri. Hı hı. Bursa'da fakültede başhekim yardımcılığı falan da yaptı. Uzun süre idarecilik de yaptı. Başhekimlik yaptı mı? Onu hatırlamıyorum ama yardımcılığını hatırlıyorum. Ve ya lisemizden böyle değerlerin çıkması bizi gerçekten mutlu etti. İnşallah çok daha büyük değerler çıkacak, buna inanıyorum. İnşallah hocam. Şimdi Ekrem Erdem hocamız, Ekrem Var Yeter hocamızın bu tanıttığı arkadaşlara ben bir kişiyi daha eklemek istiyorum. Füsun Çınar. Bu okulun sosyal bilgiler öğretmeni olan Sayın Ekrem Çınar'ın çok sevdiği kızı şu anda Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde profesör olarak görevini yapmaktadır. Onu da eklemek istiyorum. Bu okul böyle değerleri yetiştirdi. Ülkenin neresine giderseniz gidin. İnşallah diyoruz, yine yapılacak okul. Değerli öğretmen arkadaşlarımızla birlikte sevgili öğrencilerimizi yetiştirip daha büyük yerlere kadar gönderir. Hatta bu okul bir spor bakanını bile, evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne yetiştirip gönderdi Şükrü Erdem. O da bu okulun öğrencisiydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Koyalım mikrofonumuzu. Programımızın başında da belirtmiş olduğumuz gibi 54 yıllık süre içerisinde okulda emeği geçen tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında bana bu imkanı sağladığınız için size çok 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 teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğum en anlamlı programı
yapmama imkan sağladınız. Hepinize buraya geldiğiniz için, öğretmenimiz olduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. 54 yıl mazisi olan bu okul önümüzdeki günlerde yıkılacak. Ama yıkılmayacak olan tek şey anılar ve bu okulun yaşattıkları. Mustafa Kemal Paşa Lisesi öğretmenlerimizin de dediği gibi farklı bir okuldu. Hepimiz için farklı özelliği anılara sahipti. Umarım yeni açılacak okulda da bu şekilde başarılar ve değerler yetişmiş olur. Teşekkürler.